Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Ağustos Pazar Adana Yeşiloba yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Biraz geç saatlere kaldık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağı birbirinden çekişmeli yarışlar olunca bayağı bir video setmek zorunda kaldım. Olsun, her şeye rağmen en azından iyi bir program çıksın da sorun değil. Nasıl yarın evdeyim. Yarın bir aksilik olmasa akşam artık bilmiyorum yurt dışı neresi var. Eğer Amerika varsa akşam en azından bir Amerika'da yaparım. Onu da haberini vereyim. Çünkü pazartesi günü tek videom olduğu için en azından sıkıntı olacağını sanmıyorum. Arkadaşlar bugün Adana'da 8 koşulu bir program var. İkinci koşu da itibaren yorumlarımı, analizlerimi sürmek istiyorum, vermek istiyorum. Çünkü ikinci koşuda en azından bir yedili plase, üçlü Gayana'ya. Gerçi birinci koşuda dörtlü Gayana'ya ama ben en azından ikinci koşuda itibaren başlayayım. 8 koşulu bir program. Üçüncü koşuda itibaren de altılı Gayana'nız başlıyor. Bu arada arkadaşlar vermiş olduğunuz desteğe gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu katıl butonuna tıklayarak en azından bir kanala bir katkıda bulunmanız beni gerçekten çok mutlu etti. Bugün ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen direkt ikinci koşudan itibaren yorumlarıma başlamak istiyorum. Yedili plase ve üçlü Gayana'ya olan ikinci koşuda saat 18.30'da 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 5 1200 metrelik çim koşusunda 7 safkan var. Burada baktığım zaman Demirbüken hemen hemen bu grubu geçmiş bir isim ama gerçi çok büyük farklılıkla geçen bir isim değil. Hele bu 4 nolu Semih Bey'in son yarışında eğer starta takılmamış olsaydı inanın daha farklı, daha iyi bir sonuç elde edebilirdi diye düşünüyorum. Ben o yüzden 4 nolu Semih Bey'i ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine Mert Ali Solmaz var üstünde. En azından bu sefer bir hata yapacağını sanmıyorum. Çünkü sonlarda bayağı kuvvetli gelmişti. Ama tabii ki rakip olarak da ağır kilosuna rağmen bir lüks orta temsilcisi olan ve oldukça formda olan 1 nolu Demirbüken de yazılırsa bu ayağa geçeriz. Zaten geriye ne kalıyor? Bir altın olup puzzle geliyor. Bu da, bu safkan da iyi bir safkan. Bir ikincilik yaptıktan sonra bir beşincilik yaptı ama ben o beşinciliğe inanmıyorum. Eğer yazmak istiyorsanız burada en azından üçlü Gayan ayağında için altın olup safkanı da ilave edebilirsiniz. Ama dedim ki yedili piyasa için bence 4-1 yeterli. Ama üçlü Gayan oynayan arkadaşlar için veya dörtlü Gayan oynayan arkadaşlar için de bu altın olup puzzle'da Samet Erkuş'tan da yazılırsa en azından cazip bir oyun haline gelir diye düşünüyorum. Günün altılı Ganyan ayarına geldiğimiz zaman da 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 15 1700 metrelik çim kursunda 13 safkan var. Ben burada öncelikli olarak 5 nolu Basralı bir Indian Days temsilcisi olan bu safkan Samet Erkuş'tan ben bu yarışın çok önde gelen bir ismi olarak tutuyorum. Bu safkanı bugün ben bayağı iyi hazırlıklarla en azından performansı fena değil. Bakmayın böyle 8-5 yapmış son iki yarışında ama aldatıcı yarışlar olmasın. Bunlara biraz dikkat edelim. Ben bugün bu 5 nolu Basralı'nın bugün ben çok farklı yarış koşmasını bekliyorum. 11 nolu Sabit Han, bir Toruk Makto temsilcisi olan bu safkan Mücahit Bayır'la start alacak olup son güzel üçüncülüğünden sonra bir de biraz da uygun sikletiyle bence şanslı bir isimler arasında olacak 11 nolu Sabit Han. Daha sonra 8 nolu Eagles Victoria, bir Victor Galop temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasa'da start alacak olan bu safkan da en azından iyi bir performans sergiledi son yarışındaki güzel ikinciliğiyle. Yine bugünün iddialı isimleri arasında olacak ve son olarak da 3 dolu Oke Moye, bir Mendip temsilcisi Velat Demir'le start alacak olan bu safkanda son yarışını kazanan formda bir isim. 5, 11, 8, 3 öncelikli olarak yazalım kuponlara. Eğer bu ayağı biraz genişletmek isterseniz ilk kayak için 1 nolu Rentele'yi en azından bu safkanda ağır kilosu olsa da biraz şansı var, gelme şansı var. Ve son olarak da 12 nolu My Troubled, bir Wind River Wind temsilcisi Emrah Sincan'la start alacak olan bu safkanda son iki yarışındaki güzel iki tane dördüncülüğe bence sürpriz şansı olan bir isim. Dediğim gibi 5, 11, 8, 3 öncelik geniş oynayanlar da 1 ve 12 nolu safkanlara şans verebilirler. Günün ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz'in şartlı 4 1300 metre kum yarışına geldiğimizde ben burada önceliği 7 nolu Final Watts'a vereceğim. Bir San Jiro temsilcisi Burhan Kılıç'la start alacak olan bu safkan. En azından performansı fena değil bu safkan. Bugün uygun grupta koşuyor. En azından güzel bir form yakalamışken hazırlıkları da fena değil. Ben ilk şansımı 7 nolu Final Bass'a vereceğim. Daha sonra 3 nolu oğlum Meriç. Bir Dajim temsilcisi olan bu safkanda Mert Ali Solmaz ile son yarışını güzel kazanan bu isim yine formda durumu ile şanslı diğer isim olacak. 2 nolu Holosko. Bu safkan çim, kum, ayırt etmeyen bir safkan. İnanın bayağı iyi bir safkan. Mahmut Karakeçeli'ye ait bulan bu safkanda. Yani hemen hemen bütün illerde dolaşmış bir safkan. Yani biz bu kadar il dolaşmadık ama bu safkanın her yeri dolaşıyor maşallah. Bir Perfecto temsilcisi bu safkanda iyi performansı, iyi durumuyla yazacağız muhakkak kuponlara. Ve son olarak da biraz rakiplerinden geri planda gibi gözükse de
Bugün bence yine etkili bir isaf kırı olacak olan Birnoğlu Deep Rice, Müslüm Çelik'le bence iyi performans, son iki yarışındaki güzel durumuyla yazılması gereken bir diğer isim olur. 7-3-2-1 muhakkak öncelikli olarak kuponları yazalım. Eğer biraz genişletmek isterseniz de 4 nolu Alata, bir agresif o temsilcisi Emrah Sincan da son iki yarışındaki güzel performansıyla ve son hafta 8 nolu Kara Kazım. Bu safkanda Mustafa Keskin de start alacak olup henüz maiden bir at ama bu safkanın geleceği açık olan bir safkan. Kum çim ayırt etmeyen bir safkan. Ben bugün de safkanın bu maiden olmayan yarışta, çünkü bazı atlarıyla maiden yarış kazanacak diye bir kaydı yok. Kalkıp şartlı da kazanabilir, grup da kazanabilir. Bu safkan da onlardan biri olabilir. Orijin olarak iyi, çalışma olarak iyi, performans da iyi. O yüzden 8-10 Kara Kazım'da kuponlara ilave edebilirsiniz. Günün 3. ayağında 3 yaşlı Arapların şartlı 4 1300 metre kum yarışında ben öncelikli olarak Binnoğlu Baba Kıvırcık, bir Bersoy temsilcisi olan bu safkanın Burhan Kılınç'la bir tek bir yarış koştu ama güzel bir derecesi yaparak güzel bir birincilik elde etti bu safkan. Ben bu safkanın bugün birincilik ibresinin bu safkana biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden Binnoğlu Baba Kıvırcık ilk başta yazacağız. Daha sonra 3 nolu Kalagav. Bu sefer 2 tane çim yarışından sonra bugün kum piste çıkıyor. Gider mi? Gider. Bir Kaysberk temsilcisi. Kaysberkler inanın kum, çim, beton, mıcır, deniz, ne varsa gider. Nasıl bu Rus olduğu için her yerde gider ya, sıkıntı yok. Soğuk mu fark etmez bu safkanlara. Her türlü iklim şartlarına alışık bu safkanlar, yazacağız arkadaşlar. Ve son hafta 7 nolu Gökçebayır, bir Özgün Han temsilcisi Mehmet Akyavuz'la da bu safkan da en azından bir kum performansını ilk kez deneyecek ama orijinal olarak gidiyor zaten. Hazırlık olarak da iyi. Ben 1-3-7'yi öncelikle kuponlara yazalım. Eğer bir hatta imkanınız varsa yazmak için bu 4 nolu Kenan'ın da en azından iyi bir performansıyla kuponlara ilave edebilirsiniz. 1-3-7 öncelik, daha sonra 4 nolu safkan. Günün 4. ayağında 4 ve yukarı yaşlı İngiliz'in açık 3 2000 metre kum yarışında 8 safkan var burada. Ben son yarışının çok iyi grupta, daha iyi grubu geçen bu safkan. Zaten 1-2 tanesi burada da koşuyor. Ben 7 nolu Royal Abjar'ın Müslüm Çelik'ten bir daha bu yarışı kazanması bekliyorum. Zaten bu mesafelerdeki performansı bayağı iyi. O yüzden benim bugün kazanma ibresi tekim 7 nolu Royal Avşar'dan yana. Ben o yüzden 7 nolu Royal Avşar'ı Müslüm Çelik'ten sizlere tek olarak öneriyorum. Günün 5. ayağında 2 yaşlı İngilizlerin Maiden 1200 metre çim yarışına geldiğimizde öncelikli olarak 10 nolu Noter'in kızı, bir Marsebelli temsilcisi Harun Çalıkçı ile start alacak olup 2 tane çim yarış koştu. 4. 5. ama derece olarak fena değil bu safkanın işleri. Ben ilk safkan olarak bu 10 nolu safkanın kuponlara yazalım. Noter'in kızı. Valla noterlere işiniz düştü mü yandınız arkadaşlar. Benim çünkü bir kere işim düştü. Allah cayır cayır yaktılar beni. Hani 3 kelime için ne paralar aldılar. O yüzden bu Noter'in kızını yazın arkadaşlar. Belki torpil giderler yani size. Daha sonra 11 nolu Prenses Hira. Valla Noter'in kızı var, Prenses var. Yani bu yarış nerede biter ben de bilmiyorum. Bir Perfecto temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olup bu safkanda göstermiş olduğu performansı sürekli tavara içerisinde bugün daha iyi bir yarış koşup önlerde kendine yer bulmasını bekliyorum Müslüm Çelik ile. Ve son hafta 1 nolu Cro-Magnon, bir Invisible Sun temsilcisi Mehmet Akyavuz'a da bugün ilerleyen nefesiyle bence bugün farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. 1 nolu Cro-Magnon hazırlık olarak da fena değil bu safkan. Yani kuponlara yazacağız. 10, 11 ve 1 nolu safkanları öncelikli olarak yazalım. Burası Maiden, buraya biraz bir iki at da sürprizli at yazalım derseniz de o zaman 7 nolu King Kirby, King David temsilcisi Emrah Sincan da en azından son 3 yarışındaki performansıyla ve son hafta 8 nolu Kosova Güneşi, bir Son of Sun temsilcisi Erkan Tuş'la start alacak olup bu safkanın son sıfırına kesinlikle aldanmayın. Bu safkan fena bir safkan değil, yani kalkıp sürpriz yapabilir. O yüzden onlarda eğer at yazmak isterseniz dikkate almanızda bence fayda var. Günün son koşusu 3 yaşlı İngiliz'e handikap 15. Dişilere ait 1300 metrelik çim kursuna geldiğimiz zaman 15 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Ben burada öncelikli olarak son 2 yarıştaki güzel performansıyla 9 nolu Serseri Kız'a iyi şansı vereceğim. Bir Bush Ranger temsilcisi, yani çim pisti gerçekten etkili aygırlarından birisi. Yani Tayları hemen hemen çimlerde iş yapan bir isim. Hatta yeri geldiğinde kumlarda bile yarış kazananları görüyoruz. Bir Bush Ranger temsilcileri. O yüzden biz bu 9 nolu Serseri Kız'ı ilk önce yazılım kuponlara, daha sonra 2 nolu Miss Me, bir Mendip temsilcisi. Bu safkan da en azından bu yıl, gerçi geçen yılda da son 2 yarışında baktığımızda 2-3 yapmış. Bu yılda 1-6-1-5, yani bir dolu bir boş gidiyor. Bugün sıra dolu da büyük ihtimalle. O yüzden
Miss Mi'yi, iki nolu Miss Mi'yi kuponlara yazacağız. Daha sonra bir nolu yeğenim Çağan. Yeğenim Çağan bugün biraz kilo almış ama Samet Erkuş da bugünlerde bayağı formda bir jockey. Son güzel birinciliğinden sonra bugün de o formuyla en azından bu kilo dezavantajını bir anda yok edebilir. Kuponlara yazar ve son olarak da altın nolu Litana. Bir Adonis temsilcisi Emrah Sincan'la start alacak olup iyi durumunda olan bu safkanın iyi hazırlıklarla kupondan yazmamız gereken son isim. 9, 2, 1 ve 6 nolu safkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar bugünkü Adana yarış programımız bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın.